dindarı peygamber. Gelmezini mi kadir bilin, kadir şinans. Gel hoşku diyemeyi bir kıymet. Gel bücük uzarukan, hunte bkhiratın. Serçarabatın mevluda Resul-i Ekrem. Çektim. Kıymetli misafirler, programın akışını arz ediyorum. Kur'an tilaveti, ilçe müftümüzün açılış konuşması, tensip buyururlarsa kaymakamımızın selamlama konuşması, ilahi dinletisi, il müftümüzün peygambere iman ve istikamet konferansı, ortaokul 7-8. Sınıflar arası ayet hadis yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize ödül takdimi. Kur'an ve sünnet Allah'ın iki nur kaynağıdır. Sıhhatli kalpleri için gıda, hasta kalpleri için şifa dolu bir hakikat ve hayat eczanesidir. Kur'an-ı Kerim tilaveti için Diyanet Gençlik Merkezi Manevi Danışmanı Abdülkadir Tekdal Hocam'ı davet ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Men kana güzel sesiyle ruhumu yoktan var eden ve en güzel şekilde bizi yaratan merhamet sahibi Rabbimize hamdolsun. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim ve ahlakı Kur'an olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a sonsuz salat ve selam olsun. Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müftüm, Sayın Başsavcım, Sayın İl Emniyet Müdürüm, İlçe Emniyet Müdürüm, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi üzerimizde olsun inşallah. Kıymetli misafirler, 2023 Mevlid-i Nebi Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle tertip etmiş olduğumuz Peygamberimiz iman ve istikamet konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli Hazirun, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam İnnemâ bu'ihtu li'utemmime mekârimel ahlâk buyurmaktadır. Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmaktadır. Böyle bir ifade sadece innemâ bu'ihtu muallimen, ben ancak bir öğretmen olarak gönderildim ifadesinde vardır. Onun dışında böyle bir ifade kullanılmamıştır. Dolayısıyla dünden daha çok bugün Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerine, onun ahlakına
onun ahlakıyla ahlaklanmaya ihtiyacımız vardır. Hayatı boyunca iman ve istikamet üzere olan peygambere selam olsun. Cennete giden yolun iman ve istikametten geçtiğini söyleyen peygambere selam olsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen peygambere selam olsun. Sayın Kaymakamım, Sayın İl Müftüm, Diyanet İşleri Başkanlığımızın talimatları doğrultusunda Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle çeşitli etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerden bir tanesi de ortaokullar arası, 7 ve 8. sınıflar arası 40 ayet hadis ezber yarışması yaptık. Okullarımızdan yaklaşık 700 çocuğumuz bu sınava katılım sağladılar. İnşallah programımızın sonunda ilk 10'a giren çocuklarımıza, öğrencilerimize hediyeleri takdim edilecektir inşallah. Bu vesileyle yarışmada emeği geçen okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, imamlarımıza hasreten teşekkür ediyorum. Haftamızın, programımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den temenni ediyorum. Ve bu programa emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Özellikle programının yoğun olmasına rağmen Diyarbakır'dan ilçemize teşrif eden il müftümüze hocam şükranlarımı arz ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve siz kıymetli katılımcılar, geldiğiniz için Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun inşallah. Konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Hasan Oğuz'u kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Sayın Başsavcım, Sayın Müftüm, protokolün değerli üyeleri, kıymetli vatandaşlarımız, sevgili çocuklar. Bugün sevgili peygamberimiz, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i Nebi etkinlikleri dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Kıymetli vatandaşlar, biraz önce ilçe müftümüzün de belirttiği gibi Peygamber Efendimiz güzel ahlakı tamamlamaya geldiğini vurgulamış. Bizim de bu organize ettiğimiz günlerde, her sene kutladığımız Mevlid-i Nebi haftasında asıl amacımızın Peygamber Efendimiz'e örnek alarak özellikle güzel ahlak konusunda hassasiyetimizin artmasına, bu tarz günlerin vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah bugün burada ilçe müftülüğümüzün düzenlediği Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri hem güzel ahlak konusunda hassasiyetimizin artmasına hem de hayırlara vesile olur. Bugün burada yeni hizmetinize sunduğumuz, parkta gerçekleştirdiğimiz ilk etkinlik Mevlid-i Nebi haftası oldu. Ona kısmet oldu. Onu da hepimiz açısından çok değerli buluyorum. Allah hepimiz için hem içinde bulunduğumuz haftayı hem yeni parkımızı hayırlara vesile kılsın. Bugün bu güzel organizasyonda emeği geçen, başta ilçe müftülüğümüz olmak üzere sizlere, öğrencilerimize, hocalarımıza, hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Konuşmalarından dolayı Sayın İlçe Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz.
hasretin çaresiz kaldı öksüzler. Yetimler sahipsiz kaldı dünyada. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boylu bükük garip kaldı yetimler. Boylu bükük garip kaldı. Var oldu. Ömer'i, Osman'ı ayrılık vurdu. Bilal'im ezan okuyamaz oldu. Ya Resulallah neredesin? Gözlerde veda tepesinde kaldı. Gözlerde veda tepesinde kaldı. Neredesin? Neredesin? Gözyaşlarım sel oldu. Neredesin? Yüreğim kavruldu. Neredesin? Ümmetim çaresiz kaldı. Neredesin? Neredesin? Fatma'nın gülü soldu. Neredesin? Gözyaşlarım sel oldu. Neredesin? Yüreğim kavruldu, çiçek usum bülabeyi. Muhammed gülabeyi, çiçek usum bülabeyi. Rolayı rojabeyi, ya Muhammed içare. Rolayı rojabeyi, ya Muhammed içare. Bitedim ya gelek sare, vekişe eşke bir pare. Bihet düşmen dostu yâre, ya Muhammed icare. Bişek düşmen dostu yâre, ya Muhammed icare. Ya Muhammed icare, can Muhammed icare. Ya Muhammed icare, can Muhammed icare.
tü icare sebebem bul der cefare ya Muhammed tü icare dünya verip bite haşe deru der tevrete geşe tütüne bir vekbeşe ya Muhammed tü icare tütüne bir vekbeşe ya Muhammed icare 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 benim canım Muhammed'im alemlere nur ağabeyim benim canım peygamberim alemlere nur ağabeyim aşkımla çarpar yüreğim ey seyyidim ey serverim aşkımla çarpar yüreğim ey seyyidim ey serverim salatullah selamullah aleyke ya Resulallah salatullah selamullah aleyke ya Resulallah sen göklerin mahmudusun yeryüzünün Mustafa'sı sen göklerin mahmudusun yeryüzünün Mustafa'sı ey İbrahim'in duası, ey Fatıma'nın babası. Ey İbrahim'in duası, ey Fatıma'nın babası. Sen gözlerimin nurusun ya Muhammed Resulallah. Sen gözlerimin nurusun ya Muhammed Resulallah. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah. Salatullah selamullah aleyke ya Resulallah. Sen göklerin mahmudusun, yeryüzünün Mustafa'sı. Sen göklerin mahmudusun ya Muhammed Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Bize himmet eyle ya Nebi Allah. Ya Resulallah, ya Habiballah, bize himmet eyle ya Nebi Allah. Senin aşkın bütün derde devadır ya Resulallah. Senin yanında hacetler vardır ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerle ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Senin yüzün gören gözler ne ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Bize himmet eyle ya Nebi Allah. Ya Resulallah, ya Habiballah. Bize himmet eyle ya Nebi Allah. Kul duvare, kul duvare. Medine'da kul duvare. Ay 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 kul duvare. Muhammed Resul-i Huda'dır aşık-ı viyeduna. Muhammed Resul-i Huda'dır aşık-ı viyeduna. Gülküm naber avza vidar Medine'da güldü bare. Gülküm naber avza vidar Medine'da güldü bare.
روزا شيل چقاس خوشه قد ما نهل دويشه روزا شيل چقاس خوشه قد ما نهل دويشه دلبشر سريم گيجه مدينه دا گل دواره دلبشر سريم گيجه مدينه دا گل دواره گل دواره گل دواره ruhumuzu ve gönlümüzü mest eden hocamıza teşekkür ediyoruz. Gel, gel ey Muhammed, bahardır. Dudaklar ardında saklı, aminlerimiz vardır. Hac'dan döner gibi gel, Miraç'tan döner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Şimdi de Peygamber'e iman ve istikamet konferansını vermek üzere Sayın Diyarbakır İl Müftümüz Lütfi İmamoğlu'nu kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Alemlere rahmet olarak gönderilen mürebbi, muallim, bizi bizden daha çok seven sevgili peygamberimiz, rehberimiz, önderimiz, her şeyimiz aleyhissalatu vesselam efendimizin üzerine salatu selam olsun. Sayın kaymakamım, kıymetli başsavcım, emniyet müdürüm, protokolün değerli mensupları, ilçe müftüm, kıymetli hocalarımız, sevgili muhterem Silvanlılar, hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Efendim malumunuz Mevlid-i Nebi haftasını kutluyoruz. Ve aynı zamanda camiler ve din görevleri haftasını birlikte icra etmeye çalışıyoruz. Mevlid-i Nebi haftası Peygamberimizi anlama ve tanıma haftasıdır. Çünkü Peygamberimizi ne kadar iyi tanırsak, Peygamberimizi ne kadar iyi anlarsak, hayatımızı da ona göre idame ettirmiş oluruz, hayatımızı kolaylaştırmış olur, hayatımızı İslamlaştırmış oluruz. Bu yıl belirlenen konu Peygamberimiz, iman ve istikamet. Nedir iman? Malum mümin olmanın ilk şartı imandır. Allah katında yaptığımız bir işin değer görmesi için önce inanmamız lazım. Amentü denilen Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, kaza, kader, hayır ve şer. Bunların hepsine inanmak imandır. İman bir şeye karar vermektir. Bir şeyi kabullenmektir. İman kalbimizle tasdik ettiğimizi dilimizle ikrar etmemiz ve uzuvlarımızla, organlarımızla da amel etmektir. İmanın, o karar verdiğimiz imana göre yaşamamız ise istikamettir. İstikamet bir duruştur. İstikamet Kur'an ve sünnet çizgisinde olmaktır. İstikamet peygamber ahlakı ile ahlaklanmaktır. Hani Hazreti Ayşe annemize geliyorlar. Ey Ayşe, Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldı? Ayşe annemiz, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an idi. Kur'an ne diyor?
ve inneke le'ala hulukin azim. Ey peygamber, şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin. Efendimiz innema bu'istu li'utemmime mekarimel ahlak. Ben yüce ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Bugünün en büyük sıkıntısı nedir kıymetli kardeşlerim? Şöyle 20-25 dakikalık bir konuşma yapacağım. Bugünün en büyük sıkıntısı ahlak problemi. Evet, ahlaklı birey yetiştirmede sıkıntımız var. Namazımızı kılıyoruz ama ahlaki ilkelere riayet etmiyoruz. Orucumuzu tutuyoruz, ahlaki ilkelere uygun yaşamıyoruz. Örnek mi vereyim? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı Kur'an'dı dedik. Kur'an ne diyor? Diyor ki ey iman edenler, ya eyyühellezine amenü tequllâhe ve kûlû kavlen sedîdâ. Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve konuşurken doğruyu söyleyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yalan yoktu. İstikamet doğruluk demektir. Doğru çizgide yürümek demektir. Şimdi size soruyorum. Bakın maşallah iyi bir kalabalık var. Hanımlara da beylere de soruyorum. Efendimizin hayatında hiçbir şekilde yalan olmamıştır. Şimdi sizler hayatında hiç yalan söylemeyen var mı? Bir soru. Parmakları görmek istiyorum. Hayatında hiç yalan söylememiş birisi varsa ayağının altını öperim. Ama hem hanımların tarafına bakıyorum, hem beylerin tarafına bakıyorum. Elini kaldıran çıkmadı. Ben de kaldıramadım. Evet. Aslında ne yapmamız gerekiyordu biliyor musunuz? Hepimiz iki elimizi birden kaldırmamız gerekiyordu. Hocam siz ne diyorsunuz? Ben müminim, ben Müslümanım. Benim hayatımda nasıl yalan olabilir? Çünkü Kur'an bana yalan söyleme diyor. Peygamberimiz bana yalan söyleme diyor. Yalanla iman bir arada bulunmaz diyor. Nasıl yalan söyler? Ama başarısız ol. Doğru mu? Demek ki bu seneki konu istikamet. İstikamet doğru sözlü olmaktır. Peygamber ahlakıyla ahlaklanmak demektir. O halde bugünden itibaren kendimize söz veriyor muyuz? Bundan böyle kendi aleyhime dahi olsa asla yalan konuşmayacağım. Evet. Onun için Rabbim her birimize Kur'an ve sünnet çizgisinde bir yol izlemeyi nasip eylesin. Rabbim her birimize iyi bir iman edebilmeyi ve arkasından da o imanın gereği olarak istikamet üzere yaşayabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hani Kur'an-ı Kerim'de innellezine kalu rabbunallah, şüphesiz ki o Allah'ın hakiki kulları, Rabbimiz Allah'tır diyorlar. Sümme istekamu tetenezzelu aleyhimul melaike. Sonra da istikamet üzere oluyorlar. Onların üzerini melekler kuşatıveriyor. Ella tehafu ve la tehzenu aleyhim. Onlar için o gün ne bir korku ne bir üzüntü var. Ve onlar cennetle müjdelenmişlerdir. Allah-u Teala her birimize bu şekilde Rabbimiz Allah'tır deyip istikamet üzere yaşamayı ve son nefesimizde de buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i şehadetiyle çene kapayabilmeyi nasip eylesin. Allah her birinizden razı olsun. İstikametiniz daim olsun. Rabbim her birimizi istikamette sabit kılsın. Her gün okuduğumuz, namazda kıldığımız ayetle bitirelim.
İhdine sıratal müstakim, sıratal lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Ey Rabbimiz, bizi sıratı müstakiminde sabit kıl. Onlar ki kendilerine nimet verdiğin peygamberler, sıddıklar, salihlerin yoludur. Bizi sapıtanların ve gazaba uğrayanların yolundan uzak eyle diye beş vakit namazlarımızda Fatiha suresinde okuduğumuz bu duaya amin diyerek bitiriyorum. Hepinizi buraya geldiğinizden dolayı tebrik ediyorum. Rabbim bu peygamber aşkınızı, muhabbetinizi daim eylesin. Yarın burada bir araya geldiğimiz gibi ahirette cennetinde livaül hamd sancağı altında bir araya gelebilmeyi, ona yakın olabilmeyi, komşu olabilmeyi ve şefaatlerini hak edebilmeyi nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve-selamu aleyke ya Seyyidel-Evveline vel-Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. Senin aşkın bütünlerde devadır ya Resulallah. Senin yanında hacetler revadır ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerine ay görür ne yurdular. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerine ay görür ne yurdular. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ne himmet eyle ya Nebiyallah. Ya Resulallah, ya Habiballah, bize himmet eyle ya Nebiyallah. Kabilendir beni Haşim neslini Hazreti İbrahim. Seni sevmez ise her kim perişan ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerine ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Senin yüzün gören gözlerine ay görür ne yıldızlar. Seninle gece gündüzler ziyadır ya Resulallah. Ya Resulallah.